Yani şimdiki kuşakla önceki kuşak arasında bir kere nimet uçurumu var. Nimet uçurumu var. Çok müthiş bir fark bu. Yani oturacak bir halısı olmayan bir nesil var ortada. Ve otel gibi bir yerde hafızı yapan bir nesil var. Müsaadenizle amcama ait şu anda yaşıyor 101 yaşında. Amcama ait bir hatıra anlatayım. 24 yaşında ee, doğduğum bizim köyümüzden e, Trabzon Hayrat kazasının Hamzalı mahallesi köyümüz oradan 8 kilometre Mehmet Rüştü Aşık Kutlu Hoca Efendi'nin köyüne gitmiş Hoca Efendi e, köyden de bir genç daha götürmüş ben de hafız olacağım demiş Hoca Efendi e, evinde hafızlık yaptırıyor demiş ki yavrum bak demiş burada oturacak yer varsa otur sen de yap demiş bir baktım dedi hiç oturacak yer yok 20 metrekare bir yere 10 kişi oturmuşlar. E, kış günü. E, yer yok oğlum. Birisi boşalır bırakarsa sen gelirsin demiş. Amcam diyor ki gittik diyor. Bir kürek bulduk. Ve o Hoca Efendi'nin evinin önündeki karları attık. Boş bir yer yapmışlar. Köylünün birine gitmişler. Yaprak saman verir misin otluktan demişler. Adamda bir sepet yaprak vermiş onlara Karadeniz'de o dönemlerde sonbaharda yaprak toplanıyor hayvanların altına sermek için herkesin evinin otluğunda ot da var bir kamyon mesela yaprak da var sergi malzemesi olarak kullanılıyor gittik ondan bir sepet yaprak aldık dedi toprağın üstüne o yaprağı döktük o çocukla bir hafta orada ders çalıştık dedi sonra biri hastalandı çıktı gelmedi derse gittik o sıcak yerde ders yaptık. Yani bunu siz nasıl anlatacaksınız bugünkü nesle? Yani film için bile bir saatliğine yapılır bu. Bırak sen eylem olarak yapmayı. Bu şartlar altında babam, Allah rahmet etsin, Hacı Dursun Efendi diye Trabzon, Hayrat ilçesinde meşhur. Allah rahmet eylesin. Ondan ders okumaya gittiğinde, nenem ona 15 günde bir eve gelecek bir işte bugünkü somun kadar diyelim mısır ekmeği veriyor. 3-4 tane de patates veriyormuş. Küflenmeden her gün onları birer tane yiyor. Köyde de Halim Ağa diye bir adam var. O da perşembe akşamları babasının ruhu için Hoca Efendi'nin 5-10 talebesine birer patates verirmiş. Ne yiyordunuz sorusuna bu cevabı verdi babam senelerce böyle ders okumuşlar o ders halkasından Ahmet Vanlıoğlu çıktı Abdullah Usta Osmanoğlu çıktı bugün İsmail Ağa'da şu anda sıhhati yerinde olmayan Mahmut Usta Osmanoğlu Hocaefendi çıktı İlyas Vanlıoğulları çıktı, babam çıktı ve bunların binlerce talebesi oldu yani bu kıtlık bugünle o günü kıyaslamak mümkün değil ama bir konu daha var o gün devlet ve fakirlik bastırıyordu Kur'an'ı ve Kur'an talebesini bugün Müslümanların çocukları sadece Kur'an kursunda okuyarak yaşasa zengin olurlar ileride zekat verecek hale gelirler öyle Müslümanların serveti akıyor medreselere Elhamdülillah plaza gibi büyük binalar yapılıyor ve devlet baskısı da kalktı ama o günle bugünü kıyaslamak bile doğru değil diye düşünüyorum çünkü o gün bir bereket söz konusuydu. Bugün o bereketi kaybettik. O gün belki o kadar zeki çocuklar yoktu. Amcam mesela 4 sene uğraşmış o şartlarda hafız olacağım diye. Hatta bir hatırası var amcamın. Hoca efendi yavrum ders yapamıyorsun bizi meşgul etme bari demiş ona. Bir sayfa yapacak. Köyün camisinin minaresine çıkmış. Kendini bir vakit tayin etmiş. Müezzin buraya ezan okumaya geldiğinde ikin diye. Ben bu sayfayı yapamazsam atlayacağım buradan diye karar vermiş. E, oradan da e, talebeler bunu duymuşlar. Hoca Efendi Mehmet Rüştü işte Aşık Kutlu'ya rahmetullahi aleyh gitmiş demişler ki Resul minareden atlayacak demişler. Ya niye atlayacak demiş. İşte sen kaç gündür dersini yapamadın ya. Olmadı diyorsun ya onun için demiş. Biraz sonra onu bana çağırın demiş. Biraz sonra gitmişler Resul Hoca Efendi seni çağırıyor demişler. Gitmiş. Gitmiş. E, Oğlum demiş ben gideceğim yaptıysan dinleyeyim dersine demiş. Okuyayım hocam demiş. Bir sürü yanlış okuduğum halde ha oldu bu ders demiş. Amcam daha bir sene oldu bunu dinleyeli ben. Hem ağladı hem anlattı. Yani dedi ben o zaman zannettim hakikaten yaptım o dersi dedi. Sonra baktım ki meğer adam intihar etmeyeyim diye bu dersi 25 yaşında bu olay başına geldiğinde amcamın. Allah rahmet eylesin. Hoca efendi büyük bir pedagojik kural uygulamış ona. Yaptın bu dersi demiş. Yani o şartlarla neyi kıyas edeceğim ben bugün? Neredeyse babalar çocuklarına hafız olsana araba alayım diyor. Yani elbiseydi, hediyeydi, çikolataydı. Bunların adı şanı zaten. Yok ama ortada bir bereket vardı. Çünkü Müslümanlar bir hafız yetişsin de Allah gökten bizi azap etmesin diye düşünüyorlardı. Hakikaten bir hafız bir köy değil bir şehrin bereket kaynağıydı. Belki o şartlarda ezanın susturulduğu, iskiliplilerin idam edildiği, Kur'an ehlinin böyle toplumun itilmiş, kakılmış, hücrete mahcu, mecbur edilmiş insanlar olduğu dönemde bu himmetler olmasaydı biz bugün Kur'an-ı Azimuşşan'dan uzak bir nesil olabilirdik ne'ûzu billahi teala. Allah onlara rahmet etsin. Bu çilelerinin kat katını cennette onlara ihsan etsin.